Modern tıpın doğuşu 1900 yılıdır. Hadi 1915 diyelim. 1900 yılının önemi psikiyatristler hekim olarak tanındı. Daha önce hasta bakıcı, deli doktoru gibi ünvanları vardı. Hekimlere cerrahlara eşit görünmüyordu. 1900 yılında kaydı yapıldıktan sonra bunlar şımardı tabii. 1915 yılında ise kan emici vahşi kapitalist olan Rakapeller ailesi modern tıp diye bir şey uydurdular. Önleyici tıpı geliştirmediler. Geleneksel tıpı yani yüzlerce binlerce yıldır deneyimlerle etkisi kanıtlanmış tıbbı yok saydılar. Semptomları tedavi eden, bunun karşılığında ilaç satan tıbbı öne sürdüler. Dünyadaki tıp eğitimi Rockefeller'ın çizdiği yöndedir. Amaçları ilaç satmaktır. Bu sebeple cerrahları, ortopedistleri, diş hekimlerine geçelim diğer tıp dalları da e, dünyada drug pusher derler. İlaç iteleyen, ilaç kakalayan. En çok da ilaç kakalayan psikiyatristler tabii. Önleyici tedavi e, veya önleyici tıp yöntemleri olan Hint tıpı, Çin tıpı veya şaman, e, şaman doktorları, i̇bn Sina'nın Sina'nın geleneğinden gelen İran, Arap, Yunan kültürü, Yunan tıbbı yok sayıldı. Haşhaş yasak edildi. İleriki yıllarda tabii haşhaş o yıllarda tehdit etmeye başlamamıştı. Haşhaş kullanılıyordu onun yerine eroini çıkardılar, morfini çıkardılar. Tıp fakültelerinin kurulması rakapelların maddi desteğiyledi. Dediğim gibi ucundaki parayı gördüler. Psikiyatri Amerika'da ırkçılarla, Almanya'da Nazilerle zirve yaptı. Bu sebeple dünyada e, hekimler, cerrahlar, gerçek doktorlar psikiyatristleri sevmezler. Onları garip değişik e, insanlar olarak görürler, gizli deli olarak görürler. Ben yüzlerce e, yani büyük doktorla konuştum, sevenini görmedim. Tabii Türkiye'dekiler tanımıyor, çoğu tanımıyor. Bilenler ise sesini çıkarmıyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye. Biz o kadar delil sunuyoruz o kadar iddiada bulunuyoruz. Bir sürü insanla kavga ediyoruz. İçeri giriyoruz. E, yapmak zorunda değiliz bunları. Daha önce belirttiğim gibi yattığım tımarhanelerde eziyet yaptılar ama çoğunluk iyi davrandı. Ben bunları yapmak zorunda değilim. Niye canımı ortaya koyuyorum? Paramı, zamanımı ortaya koyuyorum. Elbette yüce bir amaç var. Peki biz psikiyatriyle mücadele ediyoruz. Diğer hekimler ne yapıyor? Niye seslerini çıkarmıyorlar? Birisi de çıkıp evet kardeşim, bunların bir delili yok, hiçbir ölçüm yöntemleri yok. Bunların verdiği ilaçlar serotonin sendromuna sebep oluyor, felce sebep oluyor, ensapilit denen, toksit ensapilit denen beyin zehirlenmesine, iltihabına neden oluyor diye söylemiyorlar. Gençler bilmeyebilir. Peki kurt dahiliye uzmanları, cerrahlar birçok insan biliyor ama söylemiyorlar. Demek ki onların da eğitilmesi, terbiye edilmesi gerek. Hatta şunu söyleyeyim. Tabipler odasının başına utanmadan psikiyatrist geçirmişler. Yani e, tıp bu kadar düşebilir mi bir ülkede? Şimdi biz de onlardan öcümüzü alalım. Onlara bir uyarıda bulunalım. Onların ekmeklerini keselim. Yıldız sayılmaz ki kalp ilaçlarını, kolesterolü değindi. Kolesterolün büyük bir palavra olduğunu, 1980'lerde tereyağını, zeytinyağını karalayıp margarin yedirdiklerini bahsettik. Şimdi günümüze gelelim vitamin haplarına Bu, ve gıda destekli suplementlere. Balık yağı, C vitamini, B12, yok şu, yok bu, yok işte e, Norveç'ten çıkan planktonlar, yok şu, bu. Bakınız, şunu söyleyeyim. Bu gıda destekli e, ürünler, kimyasal vitaminler o kadar büyük bir pazar ki, o kadar çok yalan var ki bu konuda. Şöyle bir örnek vereyim size. Bayer firması... Milyonlarca dolar tazminat ödedi. Neden mi diyorsunuz? Bunların vitamin ilaçları vardı. Vitamin ilaçları kansere tedavi eder diye reklam yaptılar. El altından cinsel yaşamı güçlendirir. Hani diyorlar diye aganigi naganigi filan fındık satarken. Yani. Bunlar da öyle diyorlardı. Binlerce, milyonlarca sattılar. Ancak akciğer hastalıklarına sebep olduğu, böbrekleri karaciğere bozduğu ortaya çıktı ve ispatlandı. Bayer ve birçok firma milyonlarca dolar tazminat ödedi. Bakınız D vitaminini konuştuk. Güneş ve besin. D vitaminini böyle alabilirsiniz. Eğer Norveç'te, İsveç'te yaşıyorsanız, Elbette iğneyle, hapla alabilirsiniz. Ancak ülkemizde güneş gırla, B vitaminlerini de konuştuk. Ekmek mayasını yoğurtla karıştırın veya bira için. Onu da öyle alırsınız. C vitaminini taze sebzelerden, meyvelerden alabilirsiniz. Balık yağı yemeyin. Balık yiyin. Niye yağını yiyorsunuz ki? Yani kutuya girmiş, paketlenmiş, koruyucu konmuş, ürüne neden yiyorsunuz? Bakın şunu söylüyorum. Vitamin ilaçları, B12'ler, C vitaminleri, şunlar bunlar, akciğer kanseri, böbrek, e, karaciğer, solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır. Bununla ilgili bu vitaminleri almakla ilgili e, ekstra videolar yapacağım. Ancak gıdalar da alabilirsiniz. Bu ürünleri satın almayın. Bizim ülkemizde ot, sebze, meyve bol. Rahatlıkla alabilirsiniz. Sibirya'da yaşayan bir insanın C vitamini çek eksikliği çekmesi gayet normaldir. 9 ay kar var. Bir tek et yiyor adam. Orada sebze yok ki. Bizim ülkemiz bol. Bu ürünleri tüketmeyin. Ayrıca diğer hekimlere uyarımdır. Psikiyatriyle ilgili bildiklerinizi kamuoyuyla paylaşın. Elektroşokların zararlarını, serotonin sendromunu, toksit enstabiliti topluma anlatın. E sıra kanser ilaçlarını, kalp ilaçlarına gelecek. Satışlarınız düşecek. İnsanlar inanıyor bana, inanıyor. Sizlere değil bana inanıyor.